Amerika'da salgının bir dönem merkez noktası olan, merkez üssü olan New York'ta kapalı alanlarda iş yerlerine maske zorunluluğu Perşembe gününden itibaren kaldırılıyor. Karar New York valisi açıkladı ve gerekçe olarak da eyalette düşen vaka sayıları ve hastaneye yatış oranlarındaki düşüşü gösterdi. Bununla da sınırlı kalmadı New York'taki tedbirlerin hafifletilmesi. Kapalı alanlara girerken aşı kartı gösterme zorunluluğu da kalkıyor. Mehmet Sümer karşımızda VOA Türkçe ekibinden. Mehmet, bu New York bu uygulamaya geçen ilk eyalet değil. Birçok eyalet var. Demokrat eyaletler hatta bunlar. Aslında salgının bir dönem merkez üssü olduğu için de sembolik bir önem de taşıyor denebilir New York'un bu uygulamaya geçmesi. Bir yandan da bugün de açıklamalar geldi Amerika'dan. Sağlık hastalıkları kontrol ve önleme merkezlerinin kapalı alanda maske takılması konusundaki duruşu, tavsiyesi değişmedi. Eyaletlerle sağlık yetkililerinin duruşlarında ciddi bir farklılık söz konusu. Nasıl çözüm bulacak bu durum? Mehtap, senin de söylediğin gibi New York aslında Amerika'da salgının en önemli merkezlerinden biriydi. Aynı zamanda salgın sonrasında salgının başlamasıyla birlikte aşılama kampanyası maske kullanımı konusunda da yine önemli merkezlerden biriydi. Hatta Mask or Vask, yani maskenizi takın ya da aşınızı olun kampanyası başlatmıştı New York. Aslında geride bıraktığımız yıl içerisinde önlemlerin bir kısmını hafifletmeye başlamıştı ama Kasım ayıyla birlikte Omikron varyantının Amerika'da yeniden görülmeye başlamıştı. Bir anda vaka sayılarının günlük olarak milyonların 1 milyonun üzerine çıkmasıyla birlikte yine en çok vaka görülen yerlerden biri haline gelen New York'ta yeniden maske zorunluluğu getirildi. Ancak şimdi New York valisi senin de söylediğin gibi vaka sayılarındaki azalışı öne sürerek, vaka sayılarında bir ciddi bir azalma olduğunu belirterek artık normale dönme vaktinin geldiğini belirtti. Tabii sadece New York değil, Massachusetts ve Kaliforniya'da da benzer şekilde bu önlemlerde bir geri adım durumu söz konusu. Bu üç eyalet özellikle önemli. Neden? Çünkü bunlar demokrat eyaletler, yani Başkan Joe Biden'ın partisinden eyaletler. Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı eyaletler. Oysa Biden yönetimi az önce senin de söylediğin gibi hastalıkları önleme merkezi CDC'nin kararında henüz bir değişiklik yok. Biden yönetiminin kararında bir değişiklik yok. Biden yönetimi hala da vaka sayılarının çok yüksek seyrettiğini, ölüm sayılarının yüksek seyrettiğini, hastanelerdeki doluluk oranının yüksek olduğunu, dolayısıyla şu aşamada salgın önlemlerinden geri adım atmanın doğru olmadığını savunuyor. Ancak buna karşın Amerika'da cumhuriyetçi birçok eyalette zaten maske zorunluluğu kaldırılmıştı ama şimdi demokrat eyaletler de sıraya girmişçesine maske zorunluluklarını, kapalı ortamlara giriş için aşı zorunluluğunu kaldırmaya başladılar. New York önemli. New York Amerika'da birçok noktada referans kabul edilebilecek eyaletlerden, şehirlerden bir tanesi. New York'ta Perşembe günden itibaren bundan sonra kapalı alanlara girişte maske zorunluluğu ya da iki doz aşılandığınızı gösteren aşı kartını gösterme, aşı beyanında bulunma zorunluluğu kalkacak. Sadece okullardaki maske zorunluluğu devam edecek. Tiyatrolarda, gösteri salonlarında gibi belirli noktalarda yine maske zorunluluğu devam edecek. Okullarda neden maske zorunluluğunun devam edeceğine dair gelen tepkiye de New York valiliği, New Yorklu yetkililer okul ara tatilinin halen devam ettiğini, ara tatilden gelecek olan çocukların hastalığı taşıma, birbirine bulaştırma riskinin devam ettiğini, bu sebeple okullardaki maske zorunluluğunun Mart ayının başına kadar devam edeceğini, ancak yapılan planlamada Mart ayının başıyla birlikte, Mart ayının ilk haftalarıyla birlikte okullardaki maske zorunluluğunun da kalkacağını söylüyorlar. Aslına bakacak olursak tüm bu açıklamalar, yani federal hükümetten gelen açıklamalar, bulaşıcı hastalıkları önleme ve kontrol merkezleri CDC'nin yaptığı açıklama, eyalet valilerinden gelen açıklama ve genel anlamda Amerika genelinde bazı noktalarda maskelerin zorunlu olması, bazı noktalarda zorunlulukların kaldırılmış olması, aşı zorunluluğunun kaldırılmış olması, açıkçası gelinen noktada kafalar bir hayli karışık. Yani ne yapılacağı konusunda kafaların karışıklığı devam ediyor. Oysa ki Amerika'da gerçekten de vakaların yüksek seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla New York attığı bu adımdan, New York eyaleti bu aşı zorunluluğunu
kaldırma ve maske zorunluluğunu kaldırma adımından geri adım atar mı önümüzdeki günlerde? Vaka sayıları yeniden yükselişe geçer mi? Hani bunu da bir bakıma deneyip görmüş olacak New York ve birçok eyalet. Söylediğim gibi Kaliforniya ve Massachusetts'te benzer şekilde zorunlulukları kaldırıyor. Bir takım eyaletler, başka eyaletlerde de zorunluluklar kalktı. Artık insanların hani maske kullanmaktan, aşı zorunluluğundan sıkıldığını bir noktada neredeyse görüyoruz diyebiliriz. İşte biraz da hani bundan sonrasında Omikron'un özellikle daha az hastaneye yatışlara, daha az ölümcül, özellikle aşı yaptıranlarda tabii, daha az ölümcül seyrettiği dikkate alındığında bir bakıma sanki biraz da dene gör gibi bir durum söz konusu. Sadece New York valisi değil, New York belediye başkanı da hatırlanacağı üzere bir süre önce yaptığı açıklamada özellikle ofise geri dönüş kararını erteleyen şirketlere tepki göstermişti ve ofislere artık geri dönülmesi gerektiğini, kademe kademe normal hayata geçilmesi gerektiğini, New York'un yaşamaya devam etmesi gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla New York bir taraftan da aynı zamanda ekonomisini de düşünerek, ekonomik gerekçeleri de düşünerek aslında normalleşme yolunda adımlar atıyor ve bu yönde ilerlemek istiyor. Eğer yeni bir varyant ya da bu zorunlulukların kalkmasıyla birlikte durumda yeniden çok ciddi bir kötüye gidiş olmazsa New York'un yavaş yavaş normalleşmeye başladığını göreceğiz. Bu da tabii söylediğim gibi birçok diğer eyalete de örnek teşkil edecek Amerika'da. Mehtap.